Sohbet dinlemeye gitmemiz lazım. Din ilimdir. Her şey ilme bağlı. İlme ne kadar seversek, ilme ne kadar kıymet verirsek Allah-u Teala Hazretleri bizlere o kadar kıymet verir. Bizler ilme kıymet vermezsek Furkan, medreselere, Kur'an kurslarına, o zaman Allah-u Teala Hazretleri de bizi sevmez, bize kıymet vermez. İlim meclislerinin fazileti ve bereketi hakkında. Gene Resulullah Efendimiz buyuruyor, men saleka tariqan, kim bir yola girerse, yetlubu fihi ilmen, orada dini ilimleri talep ettiği halde, Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyor, ayetler duymak istiyor, hadisi şerifler duymak istiyor, din hususunda kendini geliştirmek istiyor, Allah'ın huzuruna yarın ahirette cahil bir durumda gitmemek için. Allah razı olsun. Sehhelallahu bihi tarikan ilel cennet. Allah-u Teala Hazretleri o kişi hakkında cennete giden yolu kolaylaştırır. Ve innel melakete, muhakkak ki melekler de letebau ecnihatiha. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Melekler kanatlarını ilim meclisine gelen, sohbet dinlemeye gelen kişilerin ayaklarının altına serer diyor. Telefonlar çıktığından beri işte meclislerde, mescitlerde, camilerde, Kur'an kurslarında, medreselerde hepsi boşaldı. Adam şimdi canlı yayın yapıyor internetten. Ne gerek var ki gitmeye diyor. Zaten evde diyor. Yorulmuşum diyor. Tamam yorulmuştun da mübarek adam. İlim meclisine gelmekle, orada bulunmak da, o faziletlere kavuşamıyorsun ki yani. Buraya geldin mi bak ne diyor. Yolda diyor melekler diyor. Ayaklarının altına diyor. Kanatlarını seriyorlar diyor. Allah'ın izniyle onu muhafaza ederler. Attığın adım başı sevap geliyor. Attığın adım başı günahların gidiyor. Mevla razı oluyor. Mübarek bir ortamda sırf benim rızam için bu kullar buluştu diyor Allah-u Teala Hazretleri. Ben de size hep beraber affettim diyor. Buradan çıkarken hep beraber affolunmuş bir şekilde ayrılın medreseden diyor. Telefondan izlemek, televizyondan izlemekle buraya gelmek vallahi aynı değil. Billahi aynı değil, tallahi aynı değil. Buraya gelenin ayaklarının altına melekler kanatlarını seriyor. Telefon başında, televizyon başında sohbet izleyenin ayaklarının altına da şeytanlar ellerini kanatlarını açıyor. Aynı şey değil. Tamam hayırlı bir şey izliyorsun da efendime söyleyeyim o hayırlı bir şey izleyene kadar karşına 50 tane hayırsız şey de çıkıyor. İnternetten video izliyorsun. Mini etek reklamı çıkıyor. Bikini reklamı çıkıyor. Estağfurullah ya Rabbi ya. Ne oldu? Kaş yapayım derken göz çıkarttın. Adam kör oldu. Yani buraya gelmek de evde telefondan, televizyondan izlemek bir değildir. Rabbim anlayabilmeyi nasip etsin inşallah.